Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Ben Tek Uzam Rehberlik Uzmanı İnce Hoca. Teşekkürler, biz de iyiyiz. Aslında biz bu semineri daha önce yapmıştık, sınava son bir ay kala seminerini. Ama malum sınavımız iptal oldu. Tekrardan bir tarih belirlendi. Biliyorsunuz bugün itibariyle yeniden sınava bir ay var diyebiliriz. O yüzden bu bir ay kala nasıl bir program yapmalıyız, nasıl çalışmalıyız, onlara değineceğiz, onları konuşacağız. Sorularınızı elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Bu yaklaşık 40 dakika sürecek seminerimizde tüm sorularınızı sohbet panelinden yazabileceksiniz. Şimdi biliyorsunuz ki hani sınavın iptal edilmesi ilk etapta bir şok etkisi yarattı birçoğunuzda. Bazıları çok sevindi, sınava kötü geçen bir kitle vardı, onlar için bir şans oldu aslında. Sınavı iyi geçenler için de bence bir şans, çünkü iyi geçtiyse zaten yine iyi geçer. Hani kalan sürede devam edersek, konularımızı hatırlamaya, unutmamak için çalışmalar yapmaya devam edersek zaten iyi geçen bir sınavın tekrar kötü geçme ihtimali çok çok düşük. Herhangi bir aksaklık yaşamazsak sınav anında. O yüzden çok sıkıntı yapacağımız bir durum değil aslında. Girip yeniden bilgimizi ispatlayıp çıkacağız. Hepsi bu. Böyle düşünmek lazım değerli arkadaşlar. Merhabalar. Şimdi öncelikle programın size özel olması gerektiğinden bahsederek başlamak istiyorum. Şu an yine çok fazla işte piyasada bir ay kala çalışma programı diye Google'a yazdığınızda bile bir sürü şey görebilirsiniz, bulabilirsiniz. Ama muhakkak size özel olmalı. Çünkü siz bu sınava girdiniz ve belki birçoğunuz cevap anahtarına da baktınız ve bir seviye çıkarttınız aslında. Yani sınava girdiğinizde şu anda kaç net çıkardığınızı az çok tahmin edebiliyorsunuz. Dolayısıyla eksiklerinizin farkındasınız. Konu eksiğiniz mi var, soru çözme eksiğiniz mi var, hızlanma eksiğiniz mi var, bunu çok iyi biliyorsunuz. Bu yüzden yapacağınız programın da tam olarak nokta atışı olması lazım. Kimisi tarih, coğrafya, işte genel kültür ağırlıklı bir program yaparken, kimi genel yetenek ağırlıklı bir program yapabilir. Kimi matematikte konu çalışması ağırlıkta giderken alakası konular olduğu için, kimi soru çözme ağırlıklı gidebilir. Kimi öğrenci her gün deneme çözer, kimisi haftada 2-3 gün çözer. Bu tamamen sizin seviyenize göre olması lazım. Bu programı oluştururken sizin rutindeki diğer işlerinize de tabii ki fırsat vermeniz lazım. Hani iş hayatı olan, okul hayatı olan, ev içerisinde sorumluluğu olan arkadaşlarımız var. Bu öğrencilerimiz için de ders saati belirlerken diğer sorumluluklarınızı göz önünde bulundurarak belirleyin ki programa uyamama gibi bir sıkıntı yaşamamış olun. 29, 12, 16. Evet, yani burada biraz dikkat eksikliği olabilir. Bir de Türkçe bir tık daha zordu gerçekten. O yüzden sizin Türkçe'ye biraz daha yoğunlaşmanız gerekiyor mesela Feyza Hanım. Programda dediğim gibi örnek veriyorum, 9-6 çalışan bir öğrenci ise çalışmalarınızı 7'den sonraya planlayabilirsiniz. Hafta sonlarınız tatilse hafta sonu biraz daha yoğun çalışmalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu kısımda tamamen dediğimiz gibi hem ders saatleri hem çalışma şekli, çalışma türü, sizin seviyenize, sizin kapasitenize, sizin iş dış sınav dışı sorumluluklarınıza göre planlanırsa hem uyması çok daha kolay bir program olur, hem de keyif alırsınız, verim alırsınız kesinlikle. Biz program hazırlarken kendi öğrencilerimiz bilir. Kişiye özel çalışma programları hazırlıyoruz. Size eğitim analizleri vesaire gibi bu tarz yüzeysel değil, genel anlamda detaylı analizler yapıyoruz. Ve bu analizler sonrasında sizi çok iyi tanıdıktan sonra programlarınızı hazırlıyoruz. Tabii ki bu son sınavın da aslında nasıl geçtiği çok önemli bizim için. O da bize yeni bir program hazırlamak için aslında bir referans kaynağı olmuş oluyor arkadaşlar. Bu noktada zayıf olan dersleri ön plana getirmek de önemli. Bu sınavda şunu çok net gördük. Hani aslında üzerine düşmemiz gereken derslerin üzerine çok düşmediğimiz için de sıkıntı yaşadık. Örneğin matematikte. Normalde belki 20 net yapabilecek bir öğrenci işte problemlere çok bakmadığı için, İşte mantık, sayısal mantığa çok yüklenmediği için, geometriye hiç bakmadığı için 10-12 netle falan kaldı. Aslında hani çok basit belli başlı konulara da bakmış olsaydı, belki 2-3 saat daha çalışmış olsaydı 20 nete ulaşabilecekti. Demek istediğim bu. Zayıf olan, eksik olan dersleri görmezden gelmeyin arkadaşlar. Onlarla gerçekten yüzleşirseniz o zaman onlara çalışmanız gerektiğini de fark edersiniz. Programınızda mutlaka eksik olduğunuz dersler yoğunlukta olsun. Ezber yapmak zorunda değilsiniz. Şimdi ona da değineceğim zaten.
Günde 30-35-40 paragraf çözümü. Bunu neden istiyorum? Gördüğünüz Türkçe gerçekten zordu. Zaman kaybettirdi size. Bunu yapan arkadaşlar aşırı zorlanmadı. Hatta şaşırdılar. 26'ya 4 yaptım hocam. İşte aslında çoğu arkadaş çok düşük yapmış. Daha dün bir öğrencim bunu söyledi. Benim her gün paragraf çözmüş olmam çok büyük bir şanstı dedi. Lütfen bunu aksatmayın. Her gün ama hocam ben çözdüm yine kötü geldi. Eminim her gün çözmemişsindir. 2 güne bir çözmüşsündür. Arada çözmüşsündür. Çözerken dikkatim dağılmıştır, kafam başka yerdedir. Eminim %100 bunun garantisi var. Her gün şu an itibariyle bir ay boyunca bunu yaparsanız Türkçe'de inanın çok hızlanacaksınız. Okuduğunu anlama kapasiteniz artacağı için sınavda, paragraf sorularında çok ciddi zaman kaybetmemiş olacaksınız. Sadece konu çalışması olmasın programınızda. Mutlaka bitirdiğiniz konular fazlalıklıdır. Zaten bu sınav olmuş bitmişti aslında. Zaten sizin bitirmiş olmanız gerekiyordu. Tekrar soru çözüm deneme ağırlığında olursa daha sağlıklı olur arkadaşlar. Okuduğunu anlama sorunu yaşayanlara ben kitap okumada öneriyorum. Tabii ki bu günlük bir saat işte 40 dakika sizin vaktinize göre değişebiliyor ama paragraf çözmede olmazsa olmaz. Şimdi GGK'ya hazırlanan birisi için örnek bir program yazdım ama bu kişiden kişiye değişiyor. Şimdi birçoğunuz bunun fotoğrafını çekmeye çalışacak, bunu uygulamaya çalışacak. Ama ben burada benim önerim sizin bireysel programlarla ilerlemeniz. Mesela ben bu öğrenciye branş denemesi ağırlıklı bir program hazırladım. Tekrarlarımız var deneme sonrasında ve hafta sonlarına genel deneme yazdım. Bazı öğrencilerime her gün genel deneme yazıp genel denemenin analizleri ve tekrarlarını yaptırıyorum. Bazı öğrencilerime direkt tekrarla başladık. Tekrardan sonra deneme çözdürüyorum. Bu dediğim gibi kişiden kişiye değişiyor. Siz de size özel programla hazırlanmak, sizin nasıl bir programa ihtiyacınız olduğunu bilmek ya da şu an bir kamp programımız var başlayacak olan mesela. Bu kamp programı efsane. Yani bu kalan son bir ayı o kadar iyi değerlendireceğiz ki sıfırdan başlayacağız. Bu kamp programı hakkında da bilgi almak isteyenler varsa ön lisans için de yapıyorum ama bu seminerimiz ön lisans semineri değil. Ön lisans için de bizden tabii ki bilgi alabilirsiniz. Eğitim uzmanımızla görüşmek için bir link bırakacak arkadaşlar şu an. Eğitim uzmanı ve öğrenci koçuyla bir seans ücretsiz görüşme hakkınız var bu seminere katıldığınız için. Buradan tıklarsanız bu linki onlardan randevu almış olacaksınız. Hem size özel çalışma şekli nasıl olmalı, hem kamp programlarının işte fiyatı vesaire detayları size nasıl bir yararı olur. Bununla alakalı da bilgi alabilirsiniz. Kampa kayıtlı olanlar bu kamptan yararlanacak mı? Kampa kayıtlıysanız kamptan tabii ki yararlanacaksınız. Soruyu tam anlayamadım o yüzden. Kampa kayıtlı olanlar bu kamptan yararlanacak mı? Bunu kampa kayıtlıysanız tabii ki yani demek istediğimiz bu. Yine çağrı merkezimizde arayıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Hani kayıt olduğunuz programa göre hangi eğitimlere girebileceksiniz şeklinde. Onun dışında seviye, biz seviye belirleme sınavları da yapıyoruz. Biliyorsunuzdur birçoğunuz belki ya da duymuş olabilirsiniz. Seviye belirleme sınavlarında da biz seviyeye göre çalışma şekli çıkartıyoruz aslında. Demek istediğim şu, şimdi siz mesela bir program yaptığınızda işte tarih konu çalışması, coğrafya konu tamam ama belki coğrafyadan konu çalışmasına ihtiyacın yok. Çünkü seviyen orta seviyede ve tekrar yapman lazım. Belki matematikten konu çalışman gerek ama tarihten soru çözmen lazım çünkü ileri seviyedesin. Şimdi seviyene göre çalışırsan zaman kaybetmezsin, daha çok verim alırsın. Gereksiz yere mesela düşünsene tarihte ileri seviyedesin, sınavda da işte 25 net falan çıkartmışsın. Gidiyorsun hala unutmayayım diye konu çalışıyorsun ama aslında zaman kaybediyorsun çünkü o konuyu zaten sen çalıştın. Ama gidip onun yerine daha çok soru çözersen hızlanmış olacaksın, seviyeni korumuş olacaksın ve muhtemelen net artırmış olacaksın. Bu yüzden seviyeye göre çalışma bizim için gerçekten çok önemli. Biz seviye ölçümlerinize göre program hazırladığımız için bu noktada da çok fazla şaşmamış oluyoruz. Sınav psikolojisi çok farklı. Bir de bu sınav gerçekten bir tık daha zordu ama şu son bir ayı değerlendirirsek bence doğru çalışırsak ve sınav psikolojisini de doğru yönetebilirsek uzman bir rehber desteği de alabilirsiniz bu konuda. Daha sağlıklı bir sınav hazırlık süreci yaşarsınız diye düşünüyorum. Muhtemelen stres yapmış olabilirsiniz. Dikkat dağınıklığı yaşamış olabilirsiniz. Ya da gerçekten çözdüğünüz denemelerin ağırlığıyla, kolaylık, zorluk derecesiyle sınav çok farklı olmuş olabilir. O yüzden biraz daha burada yayın çeşitliliği çok çok önemli. Aslında müfredat dışı değildi. Bence burada müfredat dışı demek çok doğru olmaz. Çünkü tarih hocaları mesela biz bu noktada analiz yaptığımızda çok fazla videoları da tek tek izlediğimizde hatta bir sisteme sokup değerlendirdiğimiz zaman
Evet, inkılaplar ve ilkeler yoktu ama olacak diye bir kural da yok ki. Her sene ilkelerden bir soru gelecek, inkılaptan bir soru gelecek diye kesin konuşamayız. Biz de genel çerçeveyi verir ÖSYM'e. Biz hepsine çalışırız, nereden geleceğini bilemeyiz. Biz mesela konularımıza baktığımızda anlatılan, özellikle kamp dönemlerinde anlatılan, şu kesin buraya dikkat denilen, ya her yerden soru geldi. Vatandaşlıktan, coğrafyadan, tarihten, matematikte çözülen sorunun yine benzer tarzdakilerini işte mantıksal olarak baktığımızda evet buralardan yakalayabiliriz. Kalayabilir ÖSYM dediği yerlerde biz çok fazla soru gördük. Dolayısıyla aslında müfredat dışı değildi. Detay isteyen sorular vardı. Biraz daha böyle içine girmeniz gereken, biraz daha mantıksal akıl yürütme gücünüzü kullanmanız gereken sorular vardı. Kriz yönetimi yapmak için uzman bir rehberlik desteği alıp ayrıca görüşebilirsiniz bence. Bizim öğrencimizseniz de olacaksanız biz de ayrıca görüşebiliriz. Bu konuda biraz daha bireysel bir destek almanız gerekiyor diye düşünüyorum. Hedef belirleme olmazsa olmaz tabii ki. Hedefiniz muhakkak ki var. Sınavdan 90 almak, işte sıralamamızın şu kadarıncı olması vesaire gibi. Ama ben biraz daha şu an kısa vadeli hedeflerden bahsediyorum. Programa uyabilmek için yapmanız gereken bugünün programına uyma hedefi mesela. İşte bu haftayı tam kapatma hedefi. Bugün bu kadar soru çözme hedefi gibi programa uyma hedefiniz de olursa o program çekilmez bir hal olmaktan çıkar. Çünkü bazen gözümüzde o kadar çok büyütüyoruz ki aslında adım adım gittiğimizde ya da parçalara böldüğümüzde çok uyulabilir bir programken hani gözümüz de çok büyüyor. Mesela şöyle düşünün. 8 saatlik bir ders çalışma gözümüzde o kadar. 8 saat nasıl ders çalışacağım? Sanıyorsunuz ki bir oturuşta bir oturacağız 8 saat kalkmayacağız. Aslında öyle değil. Siz onu periyotlara böldüğünüzde mesela işte diyelim ki 4 periyoda böldünüz. 2, 2, 2, 2 şeklinde çalıştınız. Çok rahat bir şekilde bitirdiğinizde 3, 3, 2 çalıştınız. Çok rahat bitirdiniz. Düşünsenize sabahtan 3 saat, öğleden sonra 3 saat, akşam 2 saat çalışın bitti, bitsin. Size televizyon izlemeye bile vakit kalır. Arkadaşlarınızla telefonda konuşmaya, WhatsApp'ta konuşmaya bile vakit kalır. Böyle düşündüğünüzde İşte bunları yaparsak daha rahat uyarız. Aslında anlattığım şey şu an programa nasıl daha kolay uyabiliriz? Sorunuzun cevabı şu an benim anlattığım şey aslında. Bu tarz periyotlara bölmek ya da işte 40 dakika ders çalışıp 10 dakika mola verirken o 40 dakika çalışmadan sonra telefonumuza bir alarm kurup teneffüs hatırlatması yapmak kendimize. Çünkü bir oturuşta çok uzun süre çalıştığımızda dikkat dağınıklığı da yaşayabiliyoruz. Ezberle ilgili soru soran vardı. Ben ezber taraftarı çok değilim. Ezberden de kaçınmanız taraftarıyım. Bu sınav da bunu gösterdi aslında. Daha mantık. Biraz daha evet bu neden böyleydi? Coğrafyada bile fark ediyorsunuz çok fazla harita soruları vesaire vardı ve hep mantık çerçevesinde sorulan sorulardı. Ezberlemeye gerek kalmadan çok fazla ya da kodlama yöntemi vesaire. Birazcık daha kendi cümlelerinizle öğrenmeye çalışın. Olduğu gibi değil de mantık kurarak öğrenmeye çalışın. İşte tarihle alakalı yine söylediğimiz gibi İslamiyet öncesi göçlerle alakalı bir soru geldi mesela. İşte göçebeliğin nedenleri, sonuçları, işte sonuçları neler olabilir? Göçebelik neler ortaya çıkarmıştır? Şimdi siz 5 madde var diyelim. 5'ini de ezberlediğinizde çok çabuk unutursunuz. Ama şöyle bir mantık kurarsınız. Yani bu insanlar göç ediyorsa tarım yoktur. Mesela bu insanlar göç ediyorsa hayvancılık yoktur. Bu insanlar göç ediyorsa göçebeliğin sonucunda işte çok fazla din vardır, yayılmıştır. Her gittiği yerin dinini benimsemiştir vesaire gibi mesela. Hani böyle bir mantık kurar. Bu böyleyse böyle olmuştur gibi çok daha kolay öğrenmiş olursunuz. Vatandaşlıkta bazı zorunlu ezber gerektiren konular var. Bu kısımda da benim önerim böyle ezber kartları falan yapıp işte akşamları teşekkürler iyiyim siz de iyisiniz inşallah. Ezber kartları vesaire yapıp işte akşamları gece yatmadan önce böyle kartlar çekip oradaki yazan soruyu vesaire onları da kendi hafızınıza canlandırmaya çalışabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar bu süreçte gerçekten çok önemli. Hatta olmazsa olmaz. Bol bol tekrar yapacağız. Özellikle genel kültür kısmında da tekrarlarımızı asla aksatmayacağız. Özellikle deneme sonrası ya da çözdüğümüz sorular sonrasında eksiklerimizin, yanlış ve boşlarımızın tekrarlarını yapmamız lazım. Dikkat konsantre eksiğimiz varsa bunu toplamamız lazım. Bu başta eğer ki ilaç gerektiren bir durum değilse bizim yönetebileceğimiz bir şeydir ve dikkatimizi toplamak istersek gerçekten toplarız. Eğer bir tanı konmamışsa bize. Burada da bir zihinsel çaba istiyor. Evet şu an dikkatimi topluyorum. Tüm konsantrasyonum derste, odağımı derse verdim. Başka hiçbir şey düşünmüyorum gibi cümleler kurarak ve dikkatimizi dağıtacak tüm etkenleri kaldırarak telefon, televizyon, şuydu, buydu, boş bardakta vesaire derken hepsini kaldırıp güzel bir ortam kurduğumuzda kendimize ve gerçekten sesli bir şekilde dikkatimizin dağılmayacağını da söylediğimizde daha keyifli bir çalışma yapmış olursunuz. Konu çalışması ve tekrarlar sonrası muhakkak soru çözün.
Yanlış yaptığınız, boş bıraktığınız soruların mutlaka çözümüne bakın. Her yanlışınız için kendinizi alkışlayın. Çünkü doğrusuna bakarsanız yeni bir bilgi öğrenmiş olursunuz ve sınavda çıkarsa çok şanslısınız demektir. Bir başarı elde etmenin sırları her zaman çok basittir. Bir süre için çalışın ve sabredin. Her zaman inanın ve hiçbir zaman başa geri dönmeyin. Güzel bir söz bence. Devam ederseniz olacak. Bir önceki sınavın nasıl geçtiğini unutun artık. Bu sınav onun aynısı değil. Aynı mantıkla yapılıyor olabilir ama farklı sorular gelecek ve belki de bu sefer sizin daha çok çalıştığınız yerlerden gelecek. O yüzden bol bol soru, bol bol tekrar, bol bol deneme ve kendinize inanmayı asla ama asla bırakmayın diyorum arkadaşlar. Kamp derslerimiz başlayacak. Kampla alakalı bilgi almak isteyen tüm arkadaşlarımız, eğitim koçu, öğrenci koçu arkadaşlarımızla bir seans ücretsiz görüşebilir. Hem kendiniz hakkında çok şey öğrenmiş olursunuz, nasıl ders çalışacağınızı öğrenmiş olursunuz, hem kamplarımız hakkında bilgi alırsınız. Sıfırdan tekrar kampımız başlıyor arkadaşlar. Onun dışında tüm soru sormak isteyen arkadaşlarımız burada bana da sorularını sorabilir. Bir de video izleteceğiz sizlere. Sanıyorum yok. Ben hepinize başarılar diliyorum. Sizler için hazırladığımız bir videoyu da sizlere izletmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım her şey gönlünüzce olur. Bu sınav çok çok daha güzel geçer sizin için. Bir aylık süreçte sadece soru çözerek yetişir mi? Eğer konu eksiniz hiç yoksa soru ve deneme çözerek ilerleyebilirsiniz tabii ki de. Yetişir miden kastı anlayamadım. Hani zaten konumuz bittiyse yetişme gibi bir durum yok. Soru çözerek de iyi bir noktaya ulaşabilirsiniz. Ama konularınız eksikse konu tekrar yapın. YGK'dan o zaman sadece soru çözebilirsiniz. Ben teşekkür ederim. Sizlere başarılar. Odaklanamıyorum. Bununla alakalı olarak aslında bu arada hayırlı olsun. Bebek bekliyormuşsunuz. Çok sevindim. Odaklanmayla alakalı olarak hani doktorunuzla da birebir görüşebilirsiniz. Eğer gebelik süreciyle alakalı bir durumsa bu hani onunla alakalı tamamen doktorun önerisiyle yapacağınız şeyler var. Ama onun dışında benim dediğim biraz daha zihinsel odaklanmayı artırabilirsiniz. Evet yapacağım, evet başaracağım, evet şu an dikkatimi derse verdim gibi cümlelerle. Konular bittiyse ve hiçbir şey bilmiyormuş gibi hissediyorsak biraz tekrar ve soruya yüklenmemiz lazım. Tekrarlarla zaten çalıştığımız konuları hatırlamış olacağız. Çıkmış soruları bence tabii ki çözün. Çıkmış soru her zaman en büyük referans kaynağıdır bizler için. Çünkü ÖSYM'yi bize en iyi tanıtan şey çıkmış soru çözmektir. Rica ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Hepinize başarılar diliyorum.